Orada da var mı var? Tamam bırak siz de beş para etmezsiniz. Ben de sizi bir şey zannediyordum lan. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Mehmet abi bunlara boşuna bakıyor Mehmet abi. Allah eşek gibi kovuklara boşuna bakıyor. Ha ne oldu? Bir hışımla geliyordum. Nerede? Bir tane daha vardı. Arkadaşlar. Bu köpekle yani. Ha bak gidiyor bak bir tane daha. Nerede lan? Nerede lan? Durdu mu ha? Şu ikisi. Köpeklerin kalabalığına bakın arkadaşlar. Şu köpeği yakından görseniz aslan gibi. Mehmet abi davarı götürüyor. Ağaç geldi gösteremedim. Vallahi gösteremedim. O ne lan? Vallahi Mehmet abi adam ya. Vallahi adam. Başkası da veya gölü dayanan zopayla onun onlara ona yakın mesela arkadaşlar Mehmet abi koşup gelse bizimkiler istese vurabilir ama Mehmet abi de köpek hastası yani o da çok belli yani köpek bakmasından köpekleri çok seviyor zaten Zeyna ile Bozo'yu değiştirmiştik biliyorsunuz arkadaşlar orada Zeyna'yı orada görmüş gibi olursunuz çünkü Zeyna'nın aynısının orada bir tane daha dişi var bizim kurt kız gitmedi bile oraya kurt kız bu şeylerde bir tık uzak kalıyor arkadaşlar şeyden insandan çekiniyor herhalde bilmiyorum normalde gözü çok kara bir köpek ama kendiyle böyle boğuştan dövüşten geri hani şey yapıyor geri duruyor ben bizim köpekleri o köpeklerin umarabileceğini düşünüyordum yani her türlü boğabileceklerini düşünüyordum işin gerçeği ama bilmiyorum yani kaçtılar kim arıyor Mehmet Yılmaz ne alakalı lan dayı ne yaptın? Şeyi tanıyamadın mı? Börüyü tanıyamadın mı? Börüye gidermiş gibi yapıyorum. Şey gözlerini aldı herhalde. Su dayının gözlerini aldı. Börüyü neredeyse börüye
hırslandı. Börüyü kestiremiyor şu anda. Börü de şurada. Koçer mi dersiniz ya? Çocukken çok koçurduk böyle şeyleri. Bakalım koçer mi? Börü. Kızım. Kavgada bilmiyorum gözüktüm ya arkadaşlar da, bu da kendi dişinin kovuğuna biten orada siyah bir golbez gibi bir şey bulduk, bu da ona dalıyor. Ulan Börü. Allah sen az değilsin ha, az olmayacaksın. Kızım. Kurt kız. Arkadaşlar kurt kız ilk geldiği zaman aynı Börü gibiydi, yani cesareti müthişti. Şimdi mesela orada köpekleri boğuşurken benim yanımda kalmazdı yani. Normalde kurt kız. Ay maşallah kızım, ok gibi oldun ya. Ama o işte o malakların ciddi derecede yara aldı arkadaşlar orada. Ciddi bir şekilde boğuldu. O zamandan beri biraz bence hani yine kavgadan dövüşten değil de hani şeyden korkuyor gibi geliyor bana. İnsandan. İnsandan çekiniyor gibi geliyor. Kurt kuzda biraz o geri durma olayı var. Her neyse aslında ben ovaya bu yüzden inmedim. Ova düz arkadaşlar, gördüğünüz gibi ekildi bir de. Köpeklerin burada koştuğunda moştuğunda çok rahat bir şekilde görüntüleyebiliyorum. O yüzden indim. Mehmet abi de tesadüfen buradaymış. Ama en azından böyle bir yara bere bir muhabbet olmadı. Fakat ben gerçekten o köpekler normal şartlarda hem çok kalabalık hem de çok iriler arkadaşlar. Hele de o gösterdiğim o kara kafa köpek belki de aslandan bile ayaklıdır yani. Çok da boğuştuğunu falan söylüyorlardı ama vallahi büyüce kaçtı. Bizimkiler hiç gerçekten boğuştan yana arkadaşlar, böyle hani cesaret konusunda gözleri gerçekten çok kara. Ha belki tam köpeğine denk gelmemiş olabilirler yani. Ama bu civarda bir Mehmet abinin köpekleri vardı, bizim köpeklere kafa tutacak ama onlarla da karşılaştılar. Nasıl kaçacaklarını bilemediler yani. Dayıya bassa dayı yine hırsını alamadı, gidiyor. Bilmiyorum, dayının etkisi çok büyük arkadaşlar. Yani dayı olmasın bizim köpeklerimiz hiçbir şey yapamaz normal şartlarda. Ama dayının o gözü kara bir şekilde ölümüne dalması yavrulara da paşaya pusuda da ayrı bir cesaret katıyor. Şeyle gidiyor. Bu saatte kurt kız hala gelmedi. Buralarda arkadaşlar herhalde diğer köpeklerin kokuları var. O yüzden sürekli buraları kokluyorlar. Biz nereden geldik lan buraya? Ha şöyle yürüdüydük. Burada ekildiği için insanın ayağı batıyor arkadaşlar. Çok yumuşak bu toprağı var.
Dayı. 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 Dayı.